Mesela şu anda Kahramanmaraş'ın Ekinözlü ilçesi Aşağı İçmeler Mahallesi'ndeyiz. Böbrek taşına iyi gelen bir su olduğunu söylediler. Biz de bugün öğle saatlerinde Adıyaman'dan çıkıp geldik. Biraz sonra suyun olduğu yere geçeceğiz. Suyumuzu içeceğiz. Suyumuzu alacağız. Şimdi o tarafa doğru yürüyelim. İçmeler bölgesi veya mahallesi Göbektaş'a ilgilen sudan dolayı çok turistik bir yer haline gelmiş. Çok sayıda kafeler, alışveriş yerleri, oteller, pansiyonlar şeklinde böyle yoğun çok kalabalık bir yer. Burası aynı zamanda da sudan kaynaklı bir ticari bir yer olmuş. Hatta ileride Ekinöz ilçesi var. Çok ilçe havası göremedik. Çok küçük bir yer. Bir gözünü göremedik ama yani 200 veya 5000 taşmak olsun da. Şöyle bir ana caddesi bile yok. Belki de burası buradan biraz daha böyle tele toplu geldi bana. Bakalım içmelere doğru devam ediyoruz. Şu anda içmelerin olduğu alana geldik. Burası Ekinözlü Belediyesi tarafından düzenlenmiş. Güzel bir şekilde kullanılabilecek merdivenleri olan mermerlerden yapılmış üstü kapalı bir alan. Gördüğümüz gibi. Bu su böbrek taşlarına çok iyi geldi. Daha doğrusu böbrek taşlarını düşürdüğüyle ilgili kullanan kişilerin tavsiyeler var. Biz de bu tavsiyeler üzerine Adıyaman'dan buraya çıkıp geldik. Burada yakın çevre illerden, Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan, Osmaniye'den, Adıyaman'dan, Malatya'dan birçok yerden buraya gelenler var. Çok meşhur bir yer olmuş. Aynı zamanda konaklama imkanlarının da olduğu bir yer. Ama şişeler çok pahalı. Size tavsiyemiz gelirken şişelerinizi alın gelin. En kötü şişe 5 lira burada. Şimdi suyun olduğu yere inelim. Şimdi bir de içelim nasılmış tadı. Acı bir tadı var. Asitli bir tadı var. Sodaya benziyor. Değil mi? Soda yarımsı. Şu anda gidiyoruz. İnşallah şifa buluruz. Ancak bu suyun çok uzun süre saklamaya uygun olmadığını, en fazla 2 gün
dayanabildiğini, 2 günden sonra yosunlaşma ve renginde bir değişme oldu. Özellikle kırmızılaştığı söylendi. Doğru, bizim daha önce bulduğumuz süre öyleydi. Yani çok kısa bir zamanda bitirmek lazım. Burada belli bir süre kalıp, 3-5 gün, 1 hafta sabah akşam içmek lazım belki de. Hayırlısı, inşallah şifalı olur. İnşallah. Yoğun bir alışveriş merkezleri var. Aynı zamanda çevresinde yine yapraklı ağaçlar var, orman alanları var, yeşil bir ortam, güzel bir ortam. Çok serin, yayla diyebiliriz buralara. Şu anda hava kapandı. Yağmur yağmak üzere. Hafiften yağmur atıyor, ufak ufak çileniyor. Vatandaşların ilgisi şu anda çok yoğun. Merhaba dostum. Merhaba dostum. Ama saldırmıyor değil mi? Çünkü kulağında küpe gibi bir şey var. O kulağı ne yapıyor anne? Şu anda yağmur başladı. Maalesef. İçmelere gidip giderken çok güzel bir doğa var. Etraf yemyeşil. Derin bir vadi var. İnsanlar bir dere geçiyor. Ve derin tabanı çok yeşil. Buralar derinde olduğu için, suyu bol olduğu için de insanlar buraları tercih ediyorlar. Çok sayıda ceviz ağacı var. İçmelere gidip giderken çok güzel bir doğa var. Etraf yemyeşil. Derin bir vadi var. İnsanlar
bakır yediyorlar. Ceviz ağaçları. Evet oğlum. Cevizler ağaçta yetişir.